miydik hocam? Evet, genital sihir, genital herpes maalesef çok hızlı yayılıyor. Milyonlarca insan bundan muzdarip. Hatta boşanmalara kadar gidiyor. Çünkü eşlerden biri cinsel yola bulaştırmışsa ailede huzursuzluk tetikliyor ve kötü oluyor. Çok kötü. Yani en önemlisi de sağlık sorunu bu. Evet, cinsel ilişkilerle genellikle bulaşıyor. Fakat nadiren alafranga tuvalet kullanıldığında klozetten de bulaşabiliyor. Alafranga tuvalet kullanmak sağlık açısından zararlı çok değil mi? Olur, ya da hijyenik bir ortam yaratmak gerekiyor değil mi? Veyahut da kişi oturuyorsa, kullanıyorsa umuma açık bir yerde alafranga bir tuvaleti çok temizlemesi gerekiyor maalesef. Ulu orta her yerde, her yerde lavabo ihtiyacımızı karşılamamamız lavabo ihtiyacını karşılamamak gerekiyor. Ama günümüzde insanlar çalıştığı iş yeri veya dışarı çıktığında mecbur kalıyor. Alafranga aslında tuvaletleri iptal etmek gerekir veya yeni bir sistem getirip insanlara bu mikrobun yayılmaması gerekir. Buna yakalanan insanlar çok kötü oluyor. Biz bununla ilgili çalışmalar yaptık yıllarca. Ve çok özel bir formül, şu gördüğünüz oğlotu birçok rahatsızlığa karşı etkili. Melisa da denir bir diğer ismi. Bunun birleşiminde çok az miktarda eterik yağ var. Bu bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve virüsü yok ediyor. Yavaş yavaş. Bununla ilgili özel bir çalışma yaptık. Melisa Forte. Melisa Forte. Evet, Melisa Forte. Yalnız şöyle bir durum var. Virüs ve mantar, bağırsaktaki mantarlarla virüs koloni şeklinde çalışıyor. Yani bir kişinin bağırsağında mantar varsa onda aynı zamanda virüs de vardır. Virüs varsa mantar da vardır. Neden? Çünkü mantarlar virüsü aktif, reaktif, harekete geçiriyor. Koloni şeklinde çalışıyor. Bu nedenle virüs olan kişide mutlaka mantar oluyor. Yani komple bir tedavi gerekir. Sadece virüs tedavi etmek için yapılan çalışmalar günümüzde netice elde edilmiyor. Bazıları yaktırıyor, donduruyor vesaire. Çeşit çeşit yöntemler uyguluyor. Genital herpes, genital sihil tedavi edilemiyor. Biz bunu kökten çözüyoruz. Nasıl? Bir, nasıl? Bağırsaktaki mantarları aloe vera jelle. İki, bağışıklık sistemini güçlendirmek için iksir. Artı Melisa Forte, Sinirlot Forte. Hocam bir insanın vücudunda ne demiştiniz siz? Kaç tane zehirli mantar olabilme ihtimali vardı? Normal olarak bir insanın bağırsağı 350 metrekare. 350 yani metrekare. Yani bu 350 metrekarede ne var? Her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. 2 kilo. Bu 2 kilo herkesin bakteri. Herkesin var ama bu değil ortalama, mi? Ortalama, ortalama. Bazısında ortalama. Az, bazısında fazla. Bazısında 1,5 kilo, bazısında 2 kilo olabilir. Ortalama 2 kilo bakteri var her insanın bağırsağında. Yani bağırsağımızda ortalama 2 kilo bakteri var. Hı-hı. Ne yapıyor bu bakteriler? Bağırsaktaki bakterilerin %99'u faydalı bakteri. Proteinleri amino aside, yağları yağ asidine, karbonhidratları glikoza dönüştürür. Bir, hı-hı. İki, vitamin üretirler. Bizim için çalışır. Faydalı bakteriler, kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan kullanırsa ne olur? Faydalı bakteri azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası oluşursa ne olur? İnce bağırsak ortalama günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diaminooksidaz. Bu çok önemli bir enzim. Neden? Diaminooksidaz histamini minimum seviyede tutan bir enzim. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda depolu bulunur. Bu enzimin azalması histaminin yükselmesi demek. Histamin yükselirse ne olur? Kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborojik eksem gibi alerjik hastalıklar, deri hastalıkları birçok hastalık ortaya çıkar. Mantarı yok etmedikçe alerjik hastalıkları, deri hastalıkları, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık vesaire tedavi edemezsiniz. Bunun için aloe vera'yı geliştirdik. Aloe vera jel bağırsaktaki mantarı yok eder. Hı hı. İksir bağışıklık sistemini güçlendirir. İkisini kullanmak şart. Bunun iki ürün detox. Vücudu arıtıcı, temizleyici. Artı genital sihil de... Hocama bir sorum olabilir mi acaba? Tabii, buyurun. Buyurun. Hocam lafınızı kestim ben sizin ama sizin ürünlerinizden benim birkaç tane arkadaşım kullandı. Aslında ben buna pek sıcak bakmıyordum.
Ama kullandıktan sonra çok memnun kaldılar. Özellikle de aloe vera jelden kullanan bir bayan arkadaşım var. Ama ben içeriğini tam bilmiyorum. O çok memnunum dedi. Onların sayesinde, onlardan duyduğum için size çok teşekkür ediyorum böyle bir ürünler bize sunduğunuz için. Aloe vera jeli bize bir kısa anlatırsanız ne işe yarıyor, kimler kullanmalı, içeriğinde ne var, bilgi almak isterim. Hocam sizden bugün teşekkür yok ediyorum. Mu? Aloe vera yok bu. Aloe vera jel şu değil miydi? Bitkis şu, canlı. O şekilde değiniliyor ama değil mi? Aloe vera bu gördüğünüz bitki, aloe vera. Bunun yaprağının içerisinde şöyle kıracak olursak yaprağını içerisinde sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde var şöyle. Bunun birleşiminde 22 çeşit enzim, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit amino asit içerir. Yani bir pankreas gibi bu bitki, bir karaciğer gibi çalışır. Sindirim sistemini kolaylaştırır, hazımsızlığı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Almanya'da Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanı ile ortak bir çalışma yapmış. Yapılan ortak çalışma sonucunda 84 ülkede toplam 2,5 milyon aloe vera kullanan, Türkiye hariç dünyanın birçok ülkesinde aloe vera her evde bulunur. Ülkemizde yetişiyor mu hocam? Yetişir ama biz kullanmıyoruz. Türkiye'de kullanılmıyor. Neden bilemiyorum ama Avrupa, Amerika, Asya'da hemen hemen her evde aloe vera olur. Birçok rahatsızlığa karşı kullanılır. Mesela diyelim ki gözünüz ağrıdı. Ne yapıyorsunuz? Şöyle bir damla gözümüze. Gözünüzü kapatıyorsunuz. Masaj mı yapıyoruz hocam? Şöyle sürüyorsunuz. Ne yaptı? Göz ağrısı ağır vakada değil, hafif rahatsızlıkta hemen geçirir. Veya bayanlarda şuralarında kaz ayağı denilen kırışıklıklar olur. Sürerseniz taze taze kırışıklıkları önler, cildi gençleştirir, güzelleştirir, hücreyi yeniler. Bununla ilgili 2,5 milyon insanda dünyada en büyük araştırmadır. Araştırma yapılmış, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, bağırsakları temizlediği belgelenmiştir. Japonya'da bu atom bombası atılan yerde Hiroşima'da Fujiyama Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırmasında hücre yenileyici olduğu belgelenmiştir. Yani kişiyi anti-aging, gençleştirici, dinçleştirici, dinamizm verildi. Bazı insanlar vardır 50 yaşında 30 yaşındakinden daha genç, daha dinçtir her bakımdan, performans bakımından da vesaire. Bazı insanlar vardır 30 yaşında 70 yaşındaki dede gibidir. Neden? Beslenmesi, sağlıklı yaşaması vesaire vesaire. Birçok faktör rol oynar. Hocam yaralara da iyi gelir mi? Yaralara da çok iyi gelir. Bizim bir tanıdığımız dostumuz Rusya'ya gitmiş. Rusya'da tabii bir köyde yaşıyor, çiftlikte. Yaralanmış. Demiş ki ya hemen acil eczaneye gideyim. Eczane kaç kilometre ortada? Yok. Daha bayağı her taraf. Ne olacak? Demişler ki problem yok. Aloe vera var burada. Bu bizim eczanemiz. Hemen yaraya sürüyorlar. Sarıyorlar. Bir iki gün sonra iz, hiçbir şey kalmıyor. Aloe vera ile ilgili mesela Tayland Bangkok Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmasında tip 2 şeker hastalığı, tip 2 sonradan ortaya çıkan şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. 1. 2. Mısır'da yapılan klinik araştırmada sedef, ekzema, akneyi iyileştirdiği belgelenmiştir. 3. Aloe vera çok çok şifalı, çok çok etkili bir bitki. Biz bununla ilgili çok mükemmel bir ürün ürettik. Bunun birleşiminde çiçek balı var 1. Limon suyu, sirke, sarımsak. Hocam, sarımsak yok, bu ürünleri bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. İleride size güveniyoruz. Hocam. Çok teşekkürler. Hürmetler, saygılar. Bir telefonumuz var. Evet hocam, nerede kaldık? Sihirlerde kaldık. Evet, genital sihir, genital herpes, iksir, aloe vera jel, melisa, forte, sinilot, forte ile tedavi etmek mümkün. Yakmadan, dondurmadan. Mesela Ankara'dan bir hanımefendi doktoruna gitmiş. İsmini söylemeyeyim tabii ki. Yaktırmış doktoru, kadıncağız bir hafta oturamıyor yaktırdığı için. Artı aradan aylar geçmiş, yine de iyileşme yok. Ne oldu? Yaktırmak, dondurmak çözüm olmadığı gibi bir de haftalarca oturamıyor dahi, hareket dahi sinirli. Yani kolay bir şey değil. Yaşamı etkiliyor yani. Evet, yaşam kalitesini etkiliyor. Eğer ki eşlerden biri genital sihir, genital herpese yakalanmışsa eşiyle asla cinsel ilişkide bulunmamalı. Bulunmamalı. Evet. Bulunursa ona da geçer. Tabii
Allah korusun çocuklarına da geçer. Tehlikeli. Bu nedenle yani doğum yapacak olursa. Bu nedenle uzak durmak gerekir tedavi olana kadar. Bayanlarda ikinci ve çok önemli, çok ağır bir rahatsızlık nedir? Intersistial sistit. Intersistial sistit. Yani normal yani sistit, mesane iltihaplanmasına sistit mesane denir. Mesane iltihaplanması. Aktif mesane veya intersistial sistit denen bir rahatsızlık daha var. Aktif mesane. Neden aktif? Sürekli kişi lavaboya gider gelir, gider gelir, gider gelir. Neden? Çünkü mesanenin içerisindeki sinir uçları yanmıştır. Yandığı için böbreklerden birkaç damla idrar mesaneye geldiği zaman sinir uçları açıkta olduğu için beyine sürekli sinyal gider. Hadi lavaboya, hadi lavaboya. Gecede, bir gecede 30 defa lavaboya giden insanlar var. Bir gecede sabaha kadar uyuyamayan, sokağa çıkamayan bu tür insanlar var. Bunun sebebi nedir? Normal olarak bağırsaklarda hiçbir tehlike arz etmeyen E. coli bakterisi köpek gibidir. Evinizde köpeğiniz var, size zarar verir mi? Vermez. Fakat bağırsaklarda köpek gibi, yani faydalı olan, zararsız olan E. coli bakterisi idrar yoluyla mesaneye ulaşırsa ne olur? Kuduz köpek gibi olur. Saldırganlaşır. Antibiyotik kullandıkça veya başka bir ilaç kullandıkça ne olur? Daha da azar. Bu nedenle interstisyal sistitte asla antibiyotik kullanmak çözüm değil. Daha da tehlikeyi azdırır, hastalığı azdırır. Interstisyal sistitte bağırsakları tedavi etmeden mesaneyi tedavi edemezsiniz. Yani mantarı burada da aynı olay. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşende olduğu gibi. Yani cilt hastalıkları, alerjik hastalıklarda interstisyal sistitte de bağırsaktaki mantarı ve bakteriyi yok etmeden mesaneyi tedavi edemezsiniz. Buna karşı da çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Ayı üzümü. Ayı üzümü forte mi? Forte. Hemen evet hocam, en son nerede kaldık? Interstisyal sistit dünyada tedavisi olmayan bir hastalık. Yakalanan Allah korusun ne oluyor? Mesanenin bir kısmını kesip alıyorlar. Oraya bağırsaktan bir parça alıp yama yapıyorlar. Hiç 8 ay sonra bir tekrar bir ameliyat. Tedavisi yok bunun. Öyle mi? Ben tedavi ediyorum. Sizde var. Nasıl tedavi ediyorum? Onu da Almanlar geliştirdi. Bizde bu Almanların üretmiş olduğu ayı üzümünden yapılan damla drajeleri geliştirdik. Almanların ilk, Almanlar bunu yaptı. Türkiye'de ilk benim. Ama bu Almanların da yapmış olduğu ayı üzümünden yapılan damla drajeleri geliştirdik. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Almanya'da 75 doktor, bazısı 10, bazısı 20, bazısı 30 yıl kendi hastalarına, bu nedir? Ayı üzümü, idrar yolları enfeksiyonuna, böbrekteki enfeksiyona, yani nefrite, kronik böbrek yetmezliğine, interstisyal sistite, sistite, yani idrar yolları enfeksiyonuna karşı dünyada en etkili bitkidir ayı üzümü. Altın başak otu, at kuyruğu otu, ısırgan otu gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Yapılan... Bitkisi var mı orada, hocam burada? Burada bitki yok herhalde değil mi? Olması lazım ya. Şimdi bulabilir miyim? Nasıl bulacağız değil mi? Ürün çok çeşit. Ama ekstratı en önemlisi değil mi? Yani bitkisini de bulsak. Almanya'da 186 bin sistit ve intersistial sistit, yani aktif mesane rahatsızlığı olan hasta urologlar tarafından tedavi edilmiş. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. %100 doğal. %100 doğal. Evet. Hiçbir kimyasal yok. Bizde de gelen, mesela bir beyefendi geldi. Normal olarak erkeklerde olmaz. Bayanlarda. Çünkü idrar yolları çok yani yakın. Onun için. %98 bayanlarda sistit ve interstisyal sistit olur. Çok nadiren %1 erkeklerde olur. %1. Bir beyefendi geldi. 9 urolog, profesör, doktor teşhis dahi koyamamışlar. 10. doktor teşhis koymuş. Interstisyal sistit. Almanya'dan ilaç getiriyorlar. O sadece baskılıyor. Tedavi etmiyor. Problem değil dedik. 3 ay içerisinde hiçbir rahatsızlık kalmadı. 3 ay. 3 ayda. 3 ay. 3 ayda evet. 3 ayda 9 profesör, doktor, urolog ve bir doçent doktor teşhis dahi koyamadıkları hastalığı en sonunda bir uzman teşhis koymuş. Almanya'dan gelen ilaçla tedavi etmiyor. Sadece baskılıyor. Biz 3 ayda iyileştirdik.
Bu çok çok ağır bir rahatsızlık. Kişinin sosyal hayatı bitiyor, çalışma hayatı bitiyor, sokağa çıkamıyor. Evet. Sürekli lavaboya gitmek zorunda. Ne yapacak? Altını bebek gibi bezlemek zorunda kalacak. Çünkü her an kaçırma, yetişme durumu var vesaire. Çalışamıyor, sokağa çıkamıyor, işe gidemiyor. Gece uyuyamıyor. Günlerce uykusuz. Yani çünkü sürekli lavaboya gidip gele. Buyurun, bir sorun.